Her şey üniversiteye giderken cebime 3 kuruş para koymaya çalışmamla başladı. Aileme yük olmayayım, en azından 3 ay rahat ederim kafasıyla artık belli sebeplerle pek de gidemediğim bir alışveriş merkezinde kurumsal bir tavukçuda işe girdim. O tavukçuda yaşadığım olayda kendimi hala suçlu bulamıyorum ya. Ben işe girmeden önce bana belli başlı kurallar sayıldı. İşte ne bileyim, saçını belli bir ölçüde kes dedi. Sonra yüzüme bakıp belli ölçüde kel olduğumu görüp o maddenin üzerine çizdi. Sakal yasak dedi. Efendime söyleyeyim şu saatte burada olmak zorundasın dendi. Şirketin kurumsal kıyafetini giymek zorundasın gibi kurallar. Ama bana kimse müşteriyi dövmek yasak demedi. Arkadaşım yazsana kurallar kısmına. Bilelim ne yapacağımızı ne yapmayacağımızı. Dediğim gibi üniversiteye giderken cebimde 3-5 bir şey olsun diye girdim bu işe. Aslında benim asıl kariyer hedefim bir tavukçu değildi. Ben kırmızı et istedim. Köfteciye başvurdum. Gel görüşelim dedi. Gelemedim. Ulan bu İstanbul ne büyük memleket. Semt içinde semt inşa etmişler. Bulunduğum köftecinin ismi köfteciydi. Şaka değil. Kolay keşfedilmek için koymuşlar bu ismi. Sizin pazarlama departmanı kimse pazarlamasın abi. Zaten bana konumunu atamadılar. Her aradığımda bir round tarzı bir üslupla açtılar telefonu. Adres duruyorum. Ben de yeniyim abi diyor. Abi tamam yenisin de iş görüşmesi için geleceğim. Sen nasıl buldun orayı tarzı sorularla adresi almaya çalışıyorum. Çok zor buldum reis. Çok zor diyor. Olmadı. Köfteci adlı köfteci de işe başlayamadım. Ben de tercihimi beyaz etten yana kullandım. Orayı kolay buldum. Çocukluğumdan beri gittiğim alışveriş merkezinin içindeydi. Görüşmeye ilk intiba çok önemli diye en doğal halimle gittim. İleri zamanlarda kendimi salarsam neyle karşılaşacaklarını bilsinler istedim. Yine az bir saç, 18 yaşı, 38 gibi gösteren anlamsız bir sakal ve işe girme olanağımı arttırmak için crop. Şaka. Tabii ki gömlek giydim. Kurumsallığı iliklerime kadar hissediyorum. Asgari ücret 2500 lira falandı. İşveren herkese asgari veriyoruz dedi. Gereksiz bir duygusallıkla ben herkes miyim diye sitem ettim. O da benim maaşı 2700 olarak ayarladı. Bir de o zamanlar Aki diye bir olay vardı. Maaşın yanında o da yatacaktı. İlk iş günü uyandım, hazırlandım, gittim. İlk defa o AVM'yi o kadar boş görüyordum. Lan ölü güne mi denk geldik acaba diye düşünürken bir eleman geldi. Birazdan açarlar AVM'yi dedi. Ulan tamam AVM boş gözüküyor dedik de daha gelenlere kapıları açmamış bir AVM'ye göre de kalabalıktı. Masaları hazırladık, paspas çektik, camları sildik ve hazırdık. Yani ben hariç herkes hazırdı. Ben boş bulduğum bir masaya çöktüm. Kalk dediler. Yoruldum bahanesi onları pek tatmin etmedi. Kalktım ve eve gidene kadar oturmadım. Arkadaşlar aranızda eğer kahvaltıda tavuk harici başka bir şey yiyemiyorum diyen varsa onu detaylı konuşalım. Yapmayın etmeyin. Tavuk yemek için ideal saat akşam üzeri 5'ten sonradır. Sabah 10'da tavuk yemeyin. Sabahın 10'unda müşteri geldi. Ben menüyü bile vermeyecektim müşteriye. Sabahın 10'unda o menüden ne yiyeceksin acaba? Çay, soda bir şey ister diye düşündüm. Olmaz öyle. Menü vermek zorundasın dendi. Hıyarlara bak. Sürekli kural uyduruyorlar. Verdim menüyü. Bana bilmem ne tavuk menüsü istediğini söyledi. Dedim saçmalama. Sana çay veriyorum. Hadi olsun olsun çorba veririm. Yok dedi tavuk istiyorum. Ne yapalım şimdi? Can sıkıcı başladık işe. Verdim tavuğunu. Utanmaz bir de kola istedi. Saat 10 bir adam. Tabii saat 12'den sonra müşterilerle bu kadar labali olacak vakit bulamadım. Bizim ülke sanırım tavuğu seviyor. Ben tavuğa bu kadar ilgi olduğunu bilmiyordum. Gerçekten cehennem gibi bir gündü. Zaten hamım. Uzun süredir bu kadar yorulacağım herhangi bir şey yapmamışım. Üstüne üstlük asla oturamıyorsun. Bir kere yemek molasına çıktık. O sıra oturdum yarım saat. Ve bilin bakalım yemekte ne vardı? Evet tavuk. Onun dışında da bir kere 15 dakikalık bir mola aldım. Şu bir gerçek ki yorgunluk insanda sinir yapıyor arkadaşlar. Saat olmuş akşam 10.30. Artık müşteri almıyoruz dükkana. Oturan müşteriler gidecek, kapatacağız. Gerçekten herkes gitti. Fakat bir eleman gitmiyor ve çok yavaş yiyor. Bunların hiçbiri sorun değil. Müşterinin keyfi nasıl istiyorsa öyle yer. Fakat yedi ve beni yanına çağırdı. Gittim. Bu yemek soğuk dedi. Yavaş yiyorsunuz. Soğur diye çok sempatik bir dil kullandım. Çok hızlı derlendi. Ben az da olsa sinirlenme payı veriyordum olaya ama o çok hızlı fıttırdı. Durduk yere sözlü bir tartışmaya geçtik. Kral ben eve gideceğim. Ne olur diyorum adama. Bana yemeğimi değiştir diyor. O kadar zıt yerlerdeyiz ki. Bana şefini çağır dedi. Mutfağa gittim. Bulduğum ilk elemanı aldım getirdim. Adam bulaşıkçıymış. Olaydan haberi yok. Adam daha da sinirlendi. Lanet olsun dedim. Aldım tabağını. Söylene söylene gidiyorum. Bana masadaki tuzluğu fırlattı. Ağza alınmayacak da bir küfür etti. Yaradana sığındım. Fırlattım tabağı üzerine. Ben dayak yeme içgüdüsüyle atıldım elemana. Dedim dayak yiyeceksem de bari bir iki vurayım da öyle yiyeyim. Ulan baktım ben baya dövebiliyorum bunu. Adam çok güzel dayak yiyor lan. Çok sistemkar kavga ettik. Ama baya tatlıydık. Ben diyorum ki abi yorgunum niye beni kışkırtıyorsun? O diyor ki açım yemeğim soğuk geldi ne olur değiştirin. Gürültü patırtı herkes koştu tabi. Meğer gerçekten müşteri her zaman haklıymış ya. Ben kovuldum. Adam hesap bile ödemeden gitti. Kovuldum dediysem müdür bana ne olur ver istifanı dedi. Çok kibar rica etti. Kıramadım onu. Verdim istifamı. Allah razı olsun. 65 lira günlük agimi yatırdılar.
Bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.